Bu şey haberi, Fenerbahçe haberi tam bunu anlatıyor aslında. Şimdi haber diyor ki Oosterwolde sakatlanınca diyor Fenerbahçe bek arıyor bir tane diyor. Evet. Bunlardan bir tanesi Jose Mourinho'nun da vakti zamanında 30 milyon euroya Tottenham'a getirdiği diyor Sergio Reguilón. Fakat diyor oyuncunun bir handikapı var diyor fanatiğin haberi. Oyuncunun boyu kısa diyor. Şeyde dedi ya Jose Mourinho. Oğuz Levent. Uzun aldık biz oyuna, uzun attık diyor. O zaman bir tane de uzun oyuncu arıyor belli ki piyasa şimdi. O oyuncuyu da bulmuşlar. Archie Brown. Jaden Oosterwolde boyunda. 1.90 boyunda ve yaşı 22. Diğerinin yaşı 27. 30 milyona gelmiş. Tottenham'a gelmiş. Biraz gözden düşmüş. Daha ucuza alınabilirmiş. Yani şu parametreler belli. Boy parametresi var. Para parametresi var. Mevki var. Hangi mevkide oynayacağı var. Hocanın tercihi var. Bir kere tercih etmiş sonra gözden. Ama ben hiç buralara takılmadım. Takıldığım yer şu Archie Brown meselesi oldu. Şimdi bu Archie, bakın Belçika'nın Gent takımından bahsediyoruz. Bu Archie Brown'un maliyeti Reguilón'a göre biraz daha fazlaymış. Öyle diyor haber. Diyor ki İngiliz oyuncunun maliyeti Reguilón'a oranla çok daha yüksek. Yani Reguilón düşük. Bu Archie Brown kardeşimiz yüksek. Gent diyor yaz döneminde 13 milyon euro istemişti bu oyuncuya. Bak oyuncunun bonservisine 13 milyon euro istiyor. Haberi yapanın imzası var mı diye bakındım bulamadım. Çok güzel bir haber çünkü. Çok kafamı açtı yani. Sabah kafamı açan, en çok kafamı açan 2-3 haberden biri bu oldu. Yaz dönemi 13 milyon istemişti. Belçika'ya gibi Brown'u satacağı için, bak satacağı için ifadelere dikkat edelim. Yerine transfer bile yapmış. 1.3 milyon euro mu? 1.3 değil mi orası? Evet abi, euroya. 1.3 milyon euroya Thiago Aroha'yı imza attırmıştı. Yani 13 milyona göndereceği oyuncunun yerine 1.3 milyon euroya birisini almışlar. Hazırlığı yapmışlar. Çapsızdır ama. Yok bak şimdi hazırlığı yapmışlar. 1.3 milyon euro bonserviste oyuncu mu alınır? Alınır. Bizim burada böyle denir. Bak şimdi Gent bunu yaptı. Vizyonunuz bu kadar mı? Niye bu böyle yapıyor biliyor musun? Bunun büyük ihtimalle üzerine bina koyacak arazisi yok. Ama arazisi yok. Oradan bir şeyler alacak hali de yok. O vergiyi örteleyecek zamanı da yok. O parayı buradan üretiyor. 1.3'e almış 13'e satıyor. Yani 10 katı yahu. 10 katına satıyor. Türkiye'de şunu yapsan ve bunun ne çapsızlığın kalır, ne vizyonsuzluğun kalır, ne sağa sola oynaman kalır. Şimdi aslında Gent ne yapıyor biliyor musun? Türkiye'deki alıcı piyasaya karşı motive oluyor. Tabii ya bir karşılaşsak, kuradan bir çıksak diyor Türklerden Young bir tanesiyle. Tabii bir tane çıksak diyor. Young Boys, bir sürü var öyle dünya kadar işte. Yeler çıkmış ya, Yeler diyor dar ettiğimize sahip diyor yani. Bir çıksa da diyor biz de birkaç oyuncumuzu şu şey diyor Archie'yi gönderdiğimiz yere onun yerini aldığımız Thiago'yu bir göstersek 1-3'e mal ettik. Onu 7-8-10'a göndeririz oraya diyor. Bundan daha yüksek motivasyon olur mu ya futbolda? Yani bir kulüp için, bir takım için. Jude Bellingham alt ligde böyle haftalık çok makul bir paraya işte 170 pound, 250 pound böyle anlaşılır bir para oynuyordu. Şimdi para yetmiyor. Hani paha biçilemeyen oyuncu grubuna dahil oldu. Şimdi bu motivasyon meselesini de 65 dakika hani %65 meselesini de tam bu maçta böyle okumak gerekiyor bana kalırsa. Bana sorsanız tam da böyle okurdum. Ve Gent'in şu anda 3 tane şeymiş. 3 sol beke sahip olmuş Gent. Eğer Fenerbahçe isterse de o oyuncuya evet diyebilirmiş 13 milyon euroluk oyuncuya. Haberden alıyorum yani ne kadarı işte piyasa kurucuların oluşturduğu bir dil, ne kadarını Fenerbahçe çalışıyor bilmiyorum. Ancak o 1.3 ile 13 milyon euro arasındaki bağı doğru anlarsak ülkemizde oyunu nasıl ayakları üzerinde yükseltebileceğimizi de anlamış oluruz. Bir büyük izleyicimiz demiş ki Okan Buruk diyor ki topu rakibe bırakan bir takımla oynayacağız. O zaman hiç koşmamıza gerek yok. Nasılsa topu bize verecekler bir daha. Yok öyle ha yok tabii yok öyle. Öyle değil öyle. Ya, anlıyorum söyleneni de zaten o top öyle verilmiyor işte. Bizde anlatıla yanlış anladılar. Topu rakibe vermiyorlar onlar. Topu rakipten almaya uğraşmıyorlar. Çünkü Okan Buruk da diyor geçişlerde diyor çok iyiler diyor. Şöyle demiş. Topun sahibi olacağız. Sakin olmamız ve hareketli olmamız lazım. bize çok fazla pozisyon getirecek bu davranış diyor. Yani hareketli olmak, yani sakin olmakla hareketli olmakla birbirine karıştırıyor. Yani sakinlik atalet değil. Tam tersine hareketli, sakin. Yani güvenli oynamak, doğru pasları bulmak. Mustafa Denizli Hoca'nın sinirlendiği pas arası. Mesela şeyin Hans Buche'nin kapıp Rafa Silva'nın attığı gol pas arası oldu değil mi? Muçi orada pas arası yapmış. Topu kapmak değil mi o ya? Tabii. Hayır, pas arası yapmış oldu. Bek o işte şey penaltıya neden olan bek. Bruno Sevik. Oradan topu buraya atıyor. Diyorsun ki sen şimdi Muçi geldi pas arası yaptı. Ya demiyorsun ki o top oradan oraya atılır mı? O tarafa atılır mı? Atılır mı öyle iş mi yapılır demiyorsun. Ülkemizde diyor Murat Bey, bu arada mesajlarınızı bekliyoruz. Ülkemizde 4 büyükler diye sınıflandırılan kulüplerimiz ligimizde aldıkları başarılarla kendilerini kral gibi zannederken Avrupa turnuvalarına katıldıklarında aslında çıplak olduklarını fark edip geri döndüklerinde keşke akıllanıp kendilerini geliştirebilseler. Bu söz konusu değil. Bakın dün akşam programdan sonra Aykut Hoca ile de Rıdvan abiyle de Oğuz Hoca ile de uzun uzun sohbet ederken onu söyledim. Ya ben şunu anlamıyorum abi. Yani kişisel bir şey söyleyeceğim. Mesela Galatasaray, benim odamda da forma var bir tane. O forma Nöşetel Samaks forması. Orada duruyor o forma. Anlamıyorum ki Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında 2013-14'te UEFA kupasında elde ettiği yarı finali sokakta çık. Yaşı 70 olan Fenerbahçeli de ilk 10 başarı arasına koymaz. Yaşı 15 olan Twitter ergeni de koymaz. Ben bu, tekrar söylüyorum, ben bunu Ali Koç'un yüzüne de söyledim. Ya yayında söyledim, dışarıda da değil. Ya bu Avrupa'yı Fenerbahçe kurumunun bu kadar önemsememesini anlayamıyorum abi ben. Ya öyle mi bilmiyorum. Evet aynen öyle. Bak, evet aynen öyle. Laboratuvar bazen falan de önemsiyorsun direkt da gücün yetmiyor. Hani yaptığın ya şey. Yapana da saygı duymuyorsun. Bugün çık dışarı, yaşı 15 olan Galatasaray'da, 80 olan Galatasaray'da Galatasaray'ın Avrupa başarılarını sayarken ilk 5 tanesinin içerisinde bugün 40 sene önce, 35 sene önce elde ettiği Nöşetel Samaks başlamak üzere Monaco, Rapid Wien orayı koyar. Avrupa'da ilk 4'ü koyar. Fenerbahçe'den aklına gelmez Aykut Kocaman'ın yaptığı 2013-14'teki yarı final. Yani bilemedim. Biraz geçiş oyununda Ahmet Selim'in şeyi gibi abi oldu. Yapma bu. Ama yani bize, yani bize ya sokakta yaşıyoruz ben, yapma ya. O kadar değil yani. Ya. Ben sokakta da kimle temas ettiğin önemli. Vardır böyle bir kalabalıkta ya. Yani senin duyarlılığında yok abi, ya da Galatasaraylı duyarlılığında bir kalabalıkta vardır diye düşünüyorum. Mesela lafı şeyden getirdim. Yani bu izleyicimizin yaptığı laftan getirdim. Buyurun abi, siz dinliyorum. Başka yani bu konuyla ilgili, Galatasaray'la ilgili var mı? Evet, ya şimdi bir kere bu kolay maç gibi görünüyor. Bir şeyde takım favori görülünce maç kolay görünüyor. O en tehlikeli şeylerden bir tanesidir. Geçen sene de kurallar çekildiğinde Şampiyonlar Ligi grubunda ne olmuştu? Manchester United'la Bayern Münih 1-2 Kopenhag denklem dışıydı. Galatasaray 2 olur muydu? Aynı tuzağa sen düştün. Kim? Hayır, burada yazılan çizilenler, yok yazılan çizilenler üzerinde diyorum. Yani biz favori görünürdü ya. Habertürk'le beraberdik. İğneyle kuyu kazıp bulurum. Sen de ben de ya bu grubun en tehlikeli takımı Kopenhag'tır. Kopenhag'ı geçmek zorundasın. Yani ben genel algı üzerinden söylüyorum. Ben de genel algı söyledim ama siz bana itiraz ettiniz. Hayır ya, şimdi bu siz deyince doğru oluyor, ben deyince yanlış oluyor. O değil, bak Galatasaray sayısı olarak daha kalabalık. Bak kaç tane maç saydın. Fenerbahçe'de bir tane var. Hatırlamıyor. İşte hatırlamıyor ama işte bak o bir tane olduğu için. O biriciyi hatırlasana. Bak Galatasaray'da kupa var. Avrupa Süper Kupası var yani. Tamam. Kupaların kupası. UEFA var. Dolayısıyla o onun altına doğru dizer. Şimdi Fenerbahçe'de bir tek Aykut Kocaman dönemi o bahsettiğim. Ziko'da var bir tane başka. Ya bir çeyrek final, bir yarı final var değil mi? O kadar. Şimdi sayısı olarak az olduğu için. Daha rahat hatırlanması gerekmez mi Cem Bey? Ya hatırlanır ama bu kullanılmaz. Bak, hayır, anlayamadığın şey bak. Anlatamıyorum. Demek ki ben beceremiyorum işleri. Bak şimdi bu mesele bir Fenerbahçe Galatasaray karşıtlığı meselesi. Bu mesele. Yani sen onu istediğin kadar satmaya çalış dışarıda, çeyrek finalle yarı final. Karşıdaki diyor ki onun gözünde, o anlatıcının gözünde, tribündeki insansın, yaşın 70 ya da 17. Ya bizde UEFA kupası var diyor. Bizde Süper Kupa var diyor. Biz diyor abi, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu yendik, aldık onu diyor. Abi, herhalde ben anlatamıyorum. Anladın mı yani? Sayısal olarak. Fenerbahçelilerin kendi içerisinde bu başarısızlığı, bu başarıyı istiskalinden söz ediyorum. Yapmıyor. Abi. Nedeni o. Yani bunu kime söyleyecek? Manisalı'ya söyleyemeyecek bunu. Efendim Samsunlu'ya da söyleyemeyecek. Kendi kendine de böbürlenmiyor. Ya kendi kendine yapamaz çünkü böbür birine karşı yapılır. Kendi kendine insan ben ne kadar yakıştığını diyor. Ben yaptım. Yani. Ben Fenerbahçe'yi. Megalomanidir, egoizmdir, hastalıktır. Ya camiayım canım, ben kişiden bahsetmiyorum. Bak onu başkasına karşı yaparsın. Yani bütün bu sayısallık. Diyorsun ki dekoru dışarıya yap. Tabii, bak bütün bu sayısallık karşıda birisi yoksa işlemez. Karşıda biri var. Ve senin sayısallığın ona göre düşük. Yani Galatasaray'a göre düşük sayısallığı kullanmıyorlar. Yani yok saymıyorlar. Hafızalarından atmıyorlar ama bu kullanışlı bir şey değil onlar açısından. Bunu kullanacağın alan gene yarışmacı alan, düşünsel yarışma alanı. Yarışmacı alana çıktığında Galatasaraylılar diyecek ki ya kardeşim bizim 2 tane koca kupamız var. Sen ne anlatıyorsun? Ne çeyrek final? Niye? O çekinceyle kenarda tutuyor onu. Unutmuş değil. Kullanıma sokmuyor.